ETV Ana Haber Bülteninden herkese mutlu akşamlar. Bugün 6 Aralık 2022 günün öne çıkan önemli haberleriyle karşınızdayız. Uzunköprü Belediyesi tarafından yapılan Engelsiz Yaşam Evi ve Kadın Faaliyeti ve Hizmeti açıldı. Açılış töreninde konuşan Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, "Ben kendi çocuklarım için ne istiyorsam Uzunköprü'nün her evladı için de aynı şeyi istiyorum. Bu yüzden evlatlarımızın geleceğinde etkili rol oynayacak projeler üretmek en önemli önceliklerimin başında geliyor," dedi. Engelsiz Yaşam Evi projemizi hayata geçirerek annelerimizin evlatlarını gözü kapalı bir şekilde bırakabileceği, çocuklarımızın eğitim faaliyetleriyle ayrıntılı bir biçimde ilgilenecek olan uzmanların istihdam edildiği, toplumumuzun tüm özel gereksinimli bireylerin geleceklerinde etkili bir rol oynayacak olan bir merkezi şehrimize kazandırıyoruz. Uzunköprü Belediyesi tarafından yaz aylarında yapımına başlanan Engelsiz Yaşam Evi ve Kadın Faaliyeti Evi kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete açıldı. Bugün düzenlenen açılış törenine İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, Cumhuriyet Halk Partisi Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, Kırca Salih Belediye Başkanı Hüseyin Tütüncü, Edirne İl Genel Meclisi üyeleri, Uzunköprü Belediye Meclisi üyeleri ve vatandaşlar katılım gösterdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış töreni Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan'ın yaptığı konuşmayla devam etti. Becan konuşmasında Uzunköprü Belediyesi olarak çocukların gereksinim duyacağı her imkanı sağlamaya çalıştıklarını ifade etti. Şehrimizde özel gereksinime ihtiyaç duyan her annenin önündeki engeli kaldırmayı kendime amaç edindim. Biliyoruz ki evladı özel gereksinime ihtiyaç duyan kadınlarımız için hayat çok daha zor. Bizlerin günlük yaşantısının sıradan bir parçası olan markete gitmek, alışveriş yapmak, doktora gitmek gibi eylemler onlar için çok daha zor olabiliyor. Biz bu sorunun çözülmesinin kadınların özgürleşmesinde büyük bir adım olduğu inancı ile kollarımızı sıvadık. Engelsiz Yaşam Evi ve Kadın Faaliyet Evimizi tamamladık. Hızlı hizmeti ve sıkı çalışmayı bir alışkanlık haline getirerek Engelsiz Yaşam Evimizi tıpkı şehirler arası otobüs terminalimizde olduğu gibi çok kısa bir sürede bitirdik. Bu özel projenin tamamlanmasıyla evlatlarına gözü gibi bakan, dünyanın tüm tehlikelerinden çocuklarını sakınan annelerimize yardımcı olmak ve aynı zamanda evlatlarımızın geleceğinde pay sahibi olmanın bizlerin en büyük amaçlarından biri olduğunu da göstermiş olduk. Engelsiz Yaşam Evi projemizi hayata geçirerek annelerimizin evlatlarını gözü kapalı bir şekilde bırakabileceği, çocuklarımızın eğitim faaliyetleriyle ayrıntılı bir biçimde ilgilenecek olan uzmanların istihdam edildiği, toplumumuzun tüm özel gereksinimli bireylerin geleceklerinde etkili bir rol oynayacak olan bir merkezi şehrimize kazandırıyoruz. Uzunköprü Belediyesi olarak evlatlarımızın gereksinim duyacağı her imkanı onlara sağlayacağız. Psikolojik danışma hizmetinden uzmanlar tarafından yürütülecek eğitim faaliyetlerine, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerden müzik ve resim kurslarına, birçok faaliyet ile engelli bireylerimizi ve ailelerimizi buluşturacağız. Çünkü bir toplumun değeri kendi içinde bulunan dezavantajlı kesimlere verdiği değer ile ölçülür. Biz de Uzunköprümüzün güzel kültürü içerisinde bulunan iyiliği bu tesisimiz ile somutlaştırdık ve dezavantajlı bireylere verdiğimiz değeri de ortaya koymuş olduk. Değerli katılımcılar, 60 aileye üstün hizmet sunduğumuz ve bir yenisini daha şehrimize kazandırmak için gün saydığımız yeni çocuk gündüz bakım evlerimizin yanına bir de engelsiz yaşam evimizi eklerken her zaman dile getirdiğim bir sözümü tekrarlamak istiyorum. Evet, ben kendi çocuklarım için ne istiyorsam Uzunköprü'nün her evladı için de aynı şeyi istiyorum. Ben de bir anneyim. Bu yüzden evlatlarımızın geleceğinde etkili rol oynayacak projeler üretmek en önemli önceliklerimin başında geliyor. Biz onların ve ailelerin yaşamlarını güzelleştirirken onların bizi aydınlık bir geleceğe taşıyacağına dair olan tüm inancımızla Engelsiz Yaşam Evi
ve kadın faaliyet evimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Beca'nın konuşmasının ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesimi gerçekleştirildi. Kuruluş başkanlarımız buyurun. Evet, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum inşallah. Uzun köprüye, uzun köprülere. İnşallah Allah utandırmasın. Ondan sonra öncelerini inşallah böyle açarız. Hadi bakalım. Edirne'de seyir halinde olan iki otomobildeki şahısların birbirlerine kurşun yağdırması sonucu meydana gelen silahlı çatışmada bir kişi yaralandı. Edirne'nin Sabuni mahallesi Mutafçılar sokakta silahlı çatışma yaşandı. Seyir halindeki bir otomobildeki şahıslarla aralarında husumet olan ticari taksideki şahıslar birbirlerine karşılıklı ateş açtı. Bu sırada yol kenarında yürüyen bir çocuk park halindeki arabaya sığınarak kurşunlardan kurtulurken çatışma anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Silahtan çıkan kurşunlar bir iş yerine ve park halindeki bir otomobile isabet etti. Olay yerinden kaçan iki otomobildeki üç şüpheli, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından kısa sürede yakalanırken, yaralanan bir şüpheli ise Edirne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Trakya Üniversitesi tarafından düzenlenen Kadın Kooperatifçiliğinde Yeni Dönem ve Fırsatlar konulu panelde konuşan Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Edirne'de 17 kadın kooperatifinin kuruluş aşamasının tamamlandığını ifade etti. Trakya Üniversitesi tarafından Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kadın Kooperatifçiliğinde Yeni Dönem ve Fırsatlar konulu panele Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Trakya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erhan Tabakoğlu, kaymakamlar, kadın kooperatif üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kadın kooperatif üyeleri panel çerçevesinde kurdukları standlarda el emeği göz nuru ürünlerini sergiledi. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, kadın kooperatiflerinin son derece önemli bir fonksiyon icra ettiğini ifade etti. Ülkemizde her geçen gün artan bir ivmenin olduğunu memnuniyetle müşahede ediyoruz. Tabi bu bakımdan kadın kooperatifleri de son derece önemli bir fonksiyon icra ediyor. Kadınlarımızın el emeklerinin değerlendirilmesi, bölgesel, ulusal hatta uluslararası pazarlarda var olabilmesi için kamusal kaynakların mümkün olduğunca onların istifadesini sunuyoruz ve elimizden geldiğince her noktada destek olmak için çaba sarf ediyoruz. İlimizdeki genel duruma bakacak olursak, ilimizde 17 kadın kooperatifinin kuruluş aşamasını tamamladığını görüyoruz. 15 tanesi şu anda halihazırda üretim süreçlerine de dahil olmuş durumdalar. Yaklaşık 200'e yakın kadınımız bu kooperatifler vasıtasıyla üretim süreçlerinin içerisinde yer alıyor. Bundan da büyük bir mutluluk duyuyoruz. Trakya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erhan Tabakoğlu da güçlü kadının güçlü toplum ve güçlü Türkiye olduğunu belirtti. Trakya Üniversitesi bölgenin en eski, en köklü eğitim kurumu. Öğrencisi 42.500 öğrencisinin yarıdan fazlası kadın. 4.700 çalışanı var akademik ve idari. En son rakamı kontrol ettirdim. 49.73'ü kadın. Neredeyse tamamen yarısı kadın olan bir üniversite. Yani bu rakamlar belki Edirne'nin de bir güzelliğini gösteriyor bize. Güçlü kadın, güçlü toplum, güçlü Türkiye. Evlatlarımızı yetiştiren anneler güçlü olursa, eğitimli olursa, her anlamda ekonomik olarak, bilgi beceri olarak bu bütün topluma her alanda sirayet edecektir. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, AK Parti İl Başkanı Belgin İban'ın özel idare bütçesi oylamaları ile ilgili kendisine yaptığı, hükümetimizin, devletimizin hizmet teklifleri oylanırken onay için el kaldırmayı vatandaşa bir lütuf olarak sunmayın şeklindeki eleştiriye cevap verdi. Pekcanlı, 20 yıldır iktidar olan onlar, Ankara'da eli kaldıran onlar, Ankara'ya gelince demokrasi, Edirne'ye gelince el kaldırma. Ankara'daki demokrasiye nasıl bir saygı gösteriyorsak, Edirne İl Genel Meclisi'nde CHP'nin verdiği oylara yapılan hizmetlere de onların saygı göstermesi lazım dedi.
İlgilenen meclis üyelerinin oylarıyla bu bütçe geçti. Oy birliği ama çoğunluğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis üyeleri. 28 ilgilenen meclis üyesinin 15 tanesi Cumhuriyet Halk Partili. Sayın İl Başkanı benim bu söylemime karşı el kaldırmayı marifetmiş gibi söylediğimi söylüyor kendisi. Bu şekilde de basına demeçleri var. Yani ben de ona diyorum ki yani Ankara'da olan demokrasi Edirne'de yok mu? Edirne'de el kaldırmak olarak mı algılanıyor? Cumhuriyet Halk Partisi Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı gündeme dair konularda basın mensuplarını açıklamalarda bulundu. AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İban'ın geçtiğimiz günlerde özel idare bütçesiyle ilgili kendisine yönelttiği eleştirilere de cevap veren Pekcanlı, Ankara'da olan demokrasi Edirne'de yok mu şeklinde cevap verdi. Yani 20 yıldır iktidar olan onlar, Ankara'da eli kaldıran onlar, Ankara'ya gelince demokrasi, Edirne'ye gelince el kaldırma. Ankara'daki demokrasiye nasıl bir saygı gösteriyorsak, Edirne'de de İlgenel Meclisi'nde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği oylarla yapılan hizmetlere onlara saygı göstermesi lazım. Kendileri nasıl Ankara'daki meclis çoğunluğuyla iktidarsalar, İlgenel Meclisi'nde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis üyelerinin sayısı fazla. Bütçe oylanırken de Cumhuriyet Halk Partisi'nin İlgenel Meclis üyelerinin oylarıyla bu bütçe geçti. Oy birliği ama çoğunluğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis üyeleri. 28 il genel meclis üyesinin 15 tanesi Cumhuriyet Halk Partili. Sayın İl Başkanı benim bu söylemime karşı el kaldırmayı marifetmiş gibi söylediğimi söylüyor kendisi. Bu şekilde de basına demeçleri var. Yani ben de ona diyorum ki yani Ankara'da olan demokrasi Edirne'de yok mu? Edirne'de el kaldırmak olarak mı algılanıyor? Kırklareli kavşağındaki sinyalizasyon sıkıntısının çözülmesi hakkında da açıklamalarda bulunan Pekcanlı, 20 yıldır Edirne'ye yaptıkları en parlak iş bu oldu ifadelerini kullandı. Edirne'de bir Kırklareli kavşağının en sonunda sinyalizasyonu da biz yaptık diye bir açıklama yaptılar. Artık insanlar pes bu kadar dedi. Yani yapılması gereken belki de yıllardır o bölgedeki insanların özellikle oradaki okullara çocuğunu götüren insanların servis çeken şoförlerin çektiği en büyük sıkıntıydı bu. Nasıl oldu da bugüne kadar görmedikleri kavşak uygulamasını bir anda faaliyete alındı? Acaba ben çok merak ediyorum. Kim vesile oldu buna yapılmasına? Ben bunu da çok merak ediyorum. Bu bölgeye bu sinyalizasyonun yapılması iyi olmuş mudur? Çok iyi olmuştur. Kimlerin katkıda bulunduğunu ben çok iyi biliyorum. Kamuda da huzursuzluk çıkmasın diye hiç böyle farklı bir açıklama yapmak istemiyorum. Kamuda bu işin kimleri koşturduğunu, kimlerin ricacı olduğunu ben çok iyi biliyorum. O insanlara da ayrıca teşekkür ediyorum. AK Parti'ye gelince işte bir sinyalizasyonu bile biz yaptık. Yani 20 yıldır Edirne'ye belki de en parlak, en yaptıkları iş bu oldu. Kendi adına sahiplenmeleri gerekiyorsa buyursunlar, sahiplensinler. Yeni yerleşim bölgesindeki ilkokul sıkıntısını da yeniden gündeme getiren Pekcanlı, millet bahçesine ayrılan kaynakla iki tane ilkokul yapılabileceğini ifade etti. 22 yıldır Edirne'nin belli bölgesine nüfusun yoğun olduğu, 4 büyük mahallenin olduğu bölgeye Edirne merkezi tamamını 22 yıldır bir ilkokul yapılmadığı gibi ciddi anlamda ihtiyaç var ve nedense Milli Eğitim Müdürlüğü de iktidar partisi de bu okulların yapılmasıyla ilgili bir girişimde bulunmadı. Ben bunun sebebini çok merak ediyorum. Yani yeni yerleşim bölgesinde özellikle ciddi anlamda ilkokula ihtiyaç var. Sinyalizasyon haberini yaptırdıktan sonra bir de düşünsünler. Burada gerçek ihtiyaç bir de ilkokullar var arkadaşlar. Millet bahçesine ayırdıkları o kadar bütçeyle belki de iki tane ilköğretim okulu yapılırdı. Bu sıkıntı da ortadan kaldırılırdı. Edirne'de özel gereksinimli öğrenciler unutulmaya yüz tutmuş Osmanlı kültüründen gelen helva sohbetleri geleneğini canlandırdı. Edirne Özel Yürekler Halk Eğitim Merkezi öğrencileri tarafından düzenlenen Helva Sohbetleri isimli programa Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık'ın eşi Dilek Kırbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Doktor Önder Arpacı, Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlhan Dinç, müdür yardımcıları ve veliler katıldı. Giydikleri yöresel kıyafetlerle gösteri yapan öğrenciler kazanda temsili olarak helva pişirdi. Öğrenciler hem gönüllerince eğlendi hem de zaman zaman duygu dolu anlar yaşanmasına vesile oldu. Vali Kırbıyık'ın eşi Dilek Kırbıyık, en büyük engelin sevgisizlik olduğuna değinerek, "Burada yapılan her şey çok değerli. Etkinliği izlerken içeride duygu seli yaşadık. Yapılanlar çok güzeldi. Öğrenci, öğretmen ve velilerimizi tebrik ediyorum." dedi.
Etkinlik sonunda ise katılımcılar ve öğrencilere helva ikramı yapıldı. Özel gereksinimli öğrencilerin yaptığı el emeği göz nuru Türk bayrağı tablosunu Dilek Kırbıya takdim eden İl Milli Eğitim Müdürü Doktor Önder Arpacı, engelli öğrencilerin bir gün değil her zaman yanında olduklarını aktardı. Öğrencilerimizin el emekleri, yıldızlı bayrağımız, şanlı bayrağımız, inanırsa sarman ediyoruz. Burada yapılan her şey çok değerli. Evet. Biz seni yaşadık içeride de. Hangi birine teşekkür ederim? Buradan teşekkür ederim. Eğitimlerimizin, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin hangi birine teşekkür ederim? Gerçekten seni yaşadık. Evet. Çok güzeldi. Ellerinize emeğinize sağlık. En büyük engel sevgisizliktir diyoruz arkadaşlar. Sevginin olduğu yerde engel yoktur. Bütün engeller kalkar. Dolayısıyla inşallah bu günümüzde sadece engeller günü değil, her zaman 365 gün kıymetlerini bilmemiz lazım evlatlarımızın. Allah onları bağışlasın diyorum. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 5 Aralık Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 88. yıl dönümünde Türkiye'de ön seçimle seçilmiş ilk kadın milletvekili olan Edirne Milletvekili Türkan Seçkin'in fotoğraflarla anılacağını belirterek, Türkan Seçkin'i gençlerimizin ve kadınlarımızın daha yakından tanımasını sağlamak için yaşamından kesitlerin yer aldığı fotoğraf sergisiyle yaşamını anlattık dedi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne'nin Fatma Şakir Memik'ten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne seçilen ikinci kadın milletvekili olan Türkan Seçkin'in kent için çok önemli bir isim olduğuna dikkat çekerek Seçkin'in aynı zamanda Türkiye'nin ön seçimle meclise giren ilk kadın milletvekili olduğunu söyledi. Gürkan, kentin yetiştirdiği örnek isimlerden biri olan Türkan Seçkin'in 5 Aralık Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 88. yıl dönümünde yaşamından kesitlerin yer aldığı fotoğraflarla anılacağını belirterek, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk 5 Aralık 1934'te tüm dünyaya örnek olacak bir kararı öncülük ederek kadınlara siyasi hayatta seçme ve seçilme hakkını verdi. Türkiye, Fransa ve İtalya'dan 11, Romanya'dan 12, Bulgaristan'dan 13, Belçika'dan 14, İsviçre'den ise 36 yıl önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıdı. 1935 yılında yapılan ilk seçimlerde Türk kadını 17 sandalye elde etti. Ara seçimle bu sayı 18 sandalye yükseldi. Bunlardan biri de Edirne'den Doktor Fatma Şakir Memik'ti. Edirne'nin Fatma Şakir Memik'ten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne seçilen ikinci kadın milletvekili de Türkan Seçkin oldu. Doktor Fatma Şakir Memik ve Türkan Seçkin bizim için çok kıymetli, çok değerli isimler. Edirne'nin siyasi tarihinde yer alan iki ismi de gençlerimizin tanımasını, kadınlarımıza örnek olmasını çok önemsiyoruz. Bir ilkokul öğretmeni olarak idealleriyle atıldığı siyasette kısa sürede müthiş yol kat etti. İş yaşamında yorulmak bilmeyen, aklına koyduğunu yapan, yaşadığı koşullardaki düşüşü, dışarıdan ne derleri hiç dert etmeyen, her şartta mücadele edebilen bir kadındı Türkan Seçkin. Edirne'de ilk anaokulunu, ilk kız yurdunu, ilk dershaneyi açan, Edirne'nin ilk sayılı kadın şoförlerinden olan, Türkiye'nin ön seçimle seçilmiş ilk kadın milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Edirne'yi temsil eden, eğitimli, cesur, özgürlükçü bir kadın olan Türkan Seçkin'i, gençlerimizin ve kadınlarımızın daha yakından tanımasını sağlamak için yaşamından kesitlerin yer aldığı fotoğraf sergisiyle yaşamını anlattık, ifadelerini kullandı. 7 Aralık Çarşamba saat 17'de Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarı'nda gerçekleştirilecek olan serginin açılışına tüm Edirne halkını davet eden Gürkan, serginin bir hafta boyunca ziyarete açık kalacağını söyledi. Edirne'de 6 yaşındayken su korkusunu yenmek için yüzmeye başlayan Beyza Işık, 200 metre serbest ve 400 metre karışık stillerinde 3. kez Türkiye şampiyonu oldu. Aralık 2022 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye Arena Kısa Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası'nda ter döken ve kısa süre önce Fenerbahçe'ye transfer olan Edirneli sporcu 13 yaşındaki Beyza Işık, 200 metre kelebek ve 400 metre karışık stillerinde Türkiye şampiyonu oldu. 200 metre kelebek stilinde üst üste 3. kez, 400 metre karışık stilde ise 2. kez üst üste Türkiye şampiyonu olan Işık'ın en büyük hayali olimpiyatlarda madalya almak. Beyza Işık, su korkusu olduğu için 6 yaşındayken ailesinin kendisini kursa yazdırdığını hatırlatarak, korkuyla başlayan hikayesini şampiyonluğa ulaştırmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Yüzmeye su korkum olduğu için başladım. 6 yaşındayken ailem beni kursa yazdırmıştı çünkü sudan gerçekten çok korkuyordum. Sonra bırakmadım, suyu daha da çok sevdim ve buralara kadar geldim. Korkumu yendim, yani aslında korkudan başlayarak şampiyonluğa diyebiliriz. İnşallah daha da iyi olurum. Yok yani
Hani sudan korkuyordum, kendim yüzemiyordum. Hani sürekli babama tutunuyordum yaz tatillerinde falan. Korkudan başladığım yüzme sporuna olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Hedefim milli takım formasıyla olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil ederek bayrağımızı göklere çıkarmak. Çok disiplinli bir şekilde çalışıyoruz. Sabah akşam antrenmanlarımı aksatmadan çalışıyorum. Beslenmemden, uyku düzenime, antrenmanlarıma hepsine çok dikkat ederek böyle şampiyonalara çok güzel bir şekilde hazırlanıyorum. Edirne'de organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri organize suç örgütüne yönelik kentteki 13 adresi operasyon gerçekleştirdi. Farklı adreslerde eş zamanlı olarak yapılan aramalarda ÖÇY, ES, BE, EA, AA, SA, ÖM, OK, KK ve UK gözaltına alınırken şüphelilerin bulunduğu evlerdeki aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği, 330 fişek, 1 elektroşok cihazı, 1 senet, 6 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 2 gram esrar ve 3 şarjör ele geçirildi. Operasyona ait soruşturma devam ediyor. Edirne Ticaret Borsası'nda günlük salon satışlarına göre fiyat listesi şöyle. Buğday yarı sert en düşük 6 lira 10 kuruş, en yüksek 6 lira 53 kuruş, ortalama 6 lira 36 kuruştan işlem gördü. Ayçiçeği yağlıksa en düşük 11 lira 42 kuruş, en yüksek 11 lira 70 kuruş, ortalama 11 lira 57 kuruştan işlem gördü. Edirne Ticaret Hayvan Borsası'nda günlük salon satışlarına göre fiyat listesi şöyle. Dana en düşük 48 lira, en yüksek 69 lira 10 kuruş, ortalama 60 lira 98 kuruş. Düve en düşük 34 lira 70 kuruş, en yüksek 58 lira 90 kuruş, ortalama 51 lira 13 kuruş. İnek en düşük 24 lira 90 kuruş, en yüksek 57 lira 50 kuruş, ortalama 43 lira 1 kuruş. Koyun en düşük 25 lira, en yüksek 42 lira, ortalama 35 lira 35 kuruş. Kuzu en düşük 37 lira, en yüksek 63 lira, ortalama 55 lira 50 kuruştan işlem gördü. Güneş Optik hava durumunu sunar. Edirne'de yarın hava puslu olacak. Hava sıcaklığının en düşük 4, en yüksek 13 derece olması bekleniyor. Güneş Optik hava durumunu sundu. Edirne'de bu geceki nöbetçi eczaneler şöyle. Çilingirler Çarşısı No 74'teki Mehmet Ay Eczanesi, Kavgaz Mahallesi Ahmet Yalçın Sarıgöl Caddesi No 11 Taksim 12'deki Doktoroğlu Eczanesi. Serbest piyasada dolar 18 lira 68 kuruştan, euro 19 lira 60 kuruştan alıcısına ulaştı. Altın 1066 liradan sahibini buldu. Borsa İstanbul 5012 puandan işlem gördü. Haberlerimiz burada sona erdi. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum.